Henüz yer, ay, güneş yokken sadece su ve Kayrahan vardı. Kayrahan yalnızdı ve canı sıkılıyordu. Suyun içinden bir ses geldi. Kayrahan'a yarat dedi. Kayrahan sudan kendine benzeyen birini var etti ve ona Erkişi adını verdi. İkisi birlikte birer kara kuş gibi suyun üstünde uçmaya başladılar. Erkişi rüzgarıyla suyu dalgalandırdı. Dalgalanan su Kayrahan'ın yüzüne sıçradı. Erkişi o anda Kayrahan'dan daha üstün olduğunu zannetti ve daha yüksekte uçmak istedi. Uçamayıp her yeri kaplayan suya çarptı, sonra düşüp dibe battı. Boğulmak üzereyken Kayrahan'dan yardım istedi. Kayrahan Erkişi'yi suyun üzerine çıkardı. Kayrahan yer olsun dedi, o anda suyun üzerine bir toprak yükseldi. Kayrahan ve Erkişi bu toprağın üzerine oturdular. Kayrahan Erkişi'ye suya dal ve dibinden toprak çıkar dedi. Erkişi Kayrahan'ın dediğini yaptı. Suyun dibinden çıkardığı toprağı Kayrahan'a verdi. Kayrahan Erkişi'nin getirdiği toprağı suyun üzerine serperken yer olsun dedi. Kayrahan'ın dediği yerine geldi ve yeryüzü meydana geldi. Kayrahan Erkişi'ye yeniden suya dalıp toprak çıkarmasını söyledi. Erkişi suya daldığında kendim için de toprak çıkarayım diye düşündü. Avuçlarına topladığı topraktan birini ağzına doldurdu. Amacı kendine ait bir yer yapmaktı. Erkişi çıkardığı toprağı Kayrahan'a uzattı. Kayrahan toprağı serperken genişlemesini istedi. Kayrahan'ın serptiği toprak gibi Erkişi'nin ağzına sakladığı toprak da genişlemeye başladı. Erkişi çok korktu. Nefes alamaz oldu. Kaçmaya başladı ama kurtulamadı. Erkişi Kayrahan'a kendisine yardım etmesi için yalvardı. Kayrahan Erkişi'ye ağzına neden toprak sakladığını sordu. Erkişi de kendine bir yer oluşturmak için sakladığını söyledi. Kayrahan o zaman toprağı at ağzından ve kurtul dedi. Kayrahan'ın dediği oldu. Erkişi'nin ağzındaki toprak yere saçılırken küçük tepeler oluştu. Kayrahan Erkişi'ye sen kötülük düşündün. Bundan sonra senin gibi olanlar kötü olacak. Bana uyanlar iyi olacak. Bundan sonra senin adın Erlik olsun dedi. Bir anda yeryüzünde dalsız budaksız bir ağaç meydana geldi. Kayrahan bu dalsız budaksız ağaçtan hoşlanmadı. Ağacın 9 dalı olsun dedi. Dalsız budaksız ağaç birden 9 dallı oldu. Kayrahan bu 9 dalın her birinden 9'ar kişi türesin, bunların her biri bir millet olsun dedi. Erlik bütün bunlar olurken büyük bir gürültü duydu. Nedir acaba diye Kayrahan'a sordu. Kayrahan Erli'ye işittiğin gürültü benim insanlarımdır dedi. Erlik Kayrahan'dan bu insanları kendisine vermesini istedi. Kayrahan Erlik'in bu isteğini kabul etmedi. Erlik ağacın yanındaki kalabalığın yanına yaklaştı. Orada insanlardan başka canlılar da vardı. Erlik bunlar burada ne yerler, ne içerler diye düşündü. İnsanlar ağacın yemişlerinden yemeye başlamışlardı. Erlik insanların sadece ağacın bir tarafındaki yemişlerden yediklerini gördü. Neden ağacın öbür tarafındaki yemişlerden yemediklerini sordu. İnsanlar Erli'ye Kayrahan'ın ağacın sadece bir tarafındaki yemişlerden yemelerine izin verdiğini söyledi. Ağacın yanındaki bir köpek ve bir yılanın yasak yemişlerden yememeleri için bekçilik ettiğini söylediler. Erlik uyuyan yılanın ağzından içeri girip yasak yemişlerden yemesini sağladı. Bunun üzerine Erlik insanlardan Doğanay denilen erkeğe yaklaştı. Erlik Doğanay'a ''Kayrahan size yalan söylüyor. Ağacın yasak tarafındaki yemişler daha tatlıdır. Onlardan yemeniz gerekir.'' dedi. Doğanay'ın karısı Ece de yanlarına geldi. Erlik Ece'ye de yasak yemişlerden yemesini söyledi. Doğanay Kayrahan'ın dediğinden çıkmadı. Yasak yemişlerden yemedi. Karısı Ece ise dayanamadı ve yedi. Ece yemişlerden birini alıp Doğanay'ın ağzına sürdü. Doğanay ve Ece'nin tüm tüyleri bir anda döküldü. Çok utandılar. Kaçıp ağaçların arkasına saklandılar. Kayrahan oraya geldi. Doğanay ve Ece'nin isimlerini bağırıp yanına gelmelerini istedi. Doğanay ve Ece ağaçların arkasındayız. Çok utanıyoruz. Yanına gelemiyoruz dediler. Sonra olanları anlattılar. Kayrahan çok öfkelendi. Her birine ayrı cezalar verdi. İlk cezayı yılana verdi. İnsanlar sana düşman olsun, gördükleri yerde başını ezip seni öldürsünler, dedi. Sonra Ece'yi cezalandırdı. Sen çocuk doğuracaksın, doğururken acı çekeceksin, dedi.
Doğanay'a erliğin sözüne uydun. 9 oğlun 9 da kızın olsun. Bundan sonra ben insan yaratmayacağım. İnsanlar senden türeyecek, dedi. Kayrahan erliğe de kızdı. Benim insanlarımı neden kandırdın, dedi. Erlik, onları senden istedim ama sen vermedin. Ben de çaldım. Artık hep çalacağım. At ile kaçsalar düşürüp çalacağım. Sarhoş olduklarında onları birbirine düşürüp dövüştüreceğim. Suya da dalsalar, ağaçlara da çıksalar yine de çalacağım, dedi. Kayrahan, 9 kat yerin altında ay ve güneş görmeyen bir yer var. Seni oraya atıyorum, diyerek Erliği de cezalandırdı. Tüm olanlardan sonra Kayrahan insanlara ''Bundan sonra kendi yemeğinizi kendiniz kazanacaksınız. Kendi gücünüzle elde edeceksiniz. Benim yemeğimden yemek yok. Artık sizinle konuşmayacağım.'' diyerek onları da cezalandırdı. Kayrahan ''Size Gökoğlu gönderiyorum.'' dedi. Gökoğul insanlara birçok şeyi öğretti. Arabayı Gökoğlu yaptı. Yenilecek otları ve bitkileri insanlara Gökoğlu öğretti. Erlik Gökoğul'a yalvardı. Gökoğul bana yardım et. Kayrahan'dan izin iste. Yanına çıkmak istediğimi söyle. Bana yardım et. Gökoğul Erliğin istediğini Kayrahan'a iletti. Kayrahan umursamadı. Gökoğul 60 yıl yalvardı. Sonunda Kayrahan Erliğe haber gönderdi. Düşmanlıktan vazgeçersen, insanlara kötülük etmezsen yanıma gelmene izin verirdim, dedi. Erlik söz verdi. Kayrahan'ın yanına çıktı. Erlik beni kutsa, kendime gökler yapmam için bana izin ver diye yalvardı. Kayrahan izin verdi. Erlik kendisi için gökler yaptı. İnsanlar topladı, yaptığı göklere yerleştirdi. Kendisi de başlarına geçti. Çok kalabalık oldular. Kayrahan'ın en sevgili kullarından olan ulu kişi bu duruma çok üzüldü. Bizim insanlarımız yeryüzünde sıkıntı çekip yoruluyor. Erliğin insanları göklerde keyif içinde yaşıyorlar, diye düşündü. Ulu kişi bu düşünceyle Erliğe savaş açtı. Erlik daha güçlü çıktı. Ulu kişiye ateşle vurup onu kaçırdı. Ulu kişi Kayrahan'ın katına çıktı. Kayrahan nereden geliyorsun, dedi. Ulu kişi Erliğin insanlarını yere indirmek, göklerini başlarına yıkmak için Erliğe savaş açtım. Gücüm yetmedi, beni kaçırdı, diyerek durumu anlattı. Kayrahan ulu kişiye üzülmemesini söyledi. Erliğe benden başka kimsenin gücü yetmez. Erliğin gücü senden çoktur ama gün gelecek senin gücün de Erliğin gücünden üstün olacak, dedi. Ulu kişinin gönlü rahatladı, derin bir uykuya daldı. Ulu kişi günü geldiğinde uyandı, güçleneceğini anladı. Kayrahan ulu kişiyi yanına çağırdı, güçlendin artık. Seni Erliğin göklerini başına yıkacak güce kavuşturdum. Sana kendi gücümden güç verdim. Git, dileğine ereceksin, dedi. Ulu kişi şaşırdı. Kılıcım yok, yayım yok, kargım yok, kupkuru bir bileğim var. Yalnızca bilek gücüyle Erliği nasıl yenebilirim, dedi. Kayrahan ulu kişiye bir kargı verdi. Ulu kişi kargıyı alıp Erliğin göklerine gitti. Erliği yendi, kaçırdı. Göklerini kırdı geçirdi, Erliğin gökleri parça parça oldu, yeryüzüne döküldü. O güne kadar düz olan yeryüzü o günden sonra dağlarla sivri kayalarla doldu. Erliğin bütün insanları yeryüzüne döküldü. Suya düşenler boğuldu. Ağaçlara çarpanlar sakatlanıp can verdi. Sivri kayaların üstüne düşenler öldü. Hayvanlara çarpanlar hayvanların ayakları altında kaldılar. Erlik Kayrahan'ın katına çıkıp yeni bir yer istedi. Benim göklerimin yıkılmasına izin verdin, beni yerimden ettin, dedi. Kayrahan Erliği yerin altındaki karanlık zindanların en derinlerinden birine sürdü. Üzerine 7 kat kilit vurdu. Burada güneş ve ayı göremeyesin, üzerinde sönmez ateşler olsun. İyi olursan seni yanıma alır, kötü olursan seni daha derinlere sürerim, dedi. Erlik bunun üzerine Kayrahan'a ölü kişilerinin canlarını bana ver. Bedenleri senin olsun, canları benim, dedi. Kayrahan, hayır onları da sana vermeyeceğim. İstiyorsan kendin yarat, dedi. Erliğin eline bir çekiç, örs ve körük bıraktı. Erlik vurmaya başladı. Her vuruşta bir hayvan ortaya çıktı. Kurbağa, yılan, ayı, domuz, deve. Bunlardan başka daha nice kötü varlıklar yeryüzünü doldurdu. Sonunda Kayrahan, çekiç, örs ve körüğü Erliğin elinden alıp ateşe attı. Körük bir kadına, çekiç bir erkeğe dönüştü. Kayrahan kadını tutup yüzüne tükürdü. Kadın bir kuşa dönüşüp uçtu. Bu kuş eti yenmeyen, tüyü bir işe yaramayan, kurday denen kuştur. Kayrahan erkeği de tutup yüzüne tükürdü. Erkek de bir kuşa dönüşüp uçtu.
adına yalban dediler. Bu olanlardan sonra Kayrahan insanlara, ''Ben size mal verdim, yemek verdim, yeryüzünde iyi olan ne varsa emrinize verdim, yardımcınız oldum, siz de iyilik yapın, ben göklerime çekileceğim, uzun zaman dönmeyeceğim.'' dedi. Yardımcı ruhlarına döndü. ''Gün aşan, sen içki içip aklını yitirenleri, körpe çocukları, tayları, buzağları koru, onların başına kötü işler gelmesin, sağlığında iyilik yapmış olanların ruhlarını yanına al, kendini öldürenlerinkini alma.'' Açgözlüleri, hırsızları, başkalarına kötülük edenleri koruma. Ben ve Hakanları için savaşıp ölenlerin ruhlarını yanına al. Benim yanıma getir. İnsanlar, size yardım ettim. Kötü ruhları sizden uzaklaştırdım. Kötü ruhlar size yaklaşırlarsa onlara yiyecek verin ama onların yiyeceklerinden yemeyin. Yerseniz onlardan olursunuz. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum ama yine geleceğim. Şimdilik benim yerime Ağaca Dağ, Ulu Kişi ve Gün Aşan kalacaklar. Size yardımcı olacaklar. Ağaca Dağ, gözlerini açık tut. Erlik ölenlerin ruhlarını çalmak isterse Ulu Kişi'ye söyle, o güçlüdür. Gün Aşan, iyi dinle. Kötü ruhlar yer altından yukarı çıkmasınlar. Çıkarlarsa hemen Gökoğul'a bildir. Ona güç verdim, o kötü ruhları kovar. Gökoğul, kötüleri iyilerden uzaklaştıracak. Ulu Kişi, sen de kötü ruhlarla savaş. Güç gelirse benim adımı çağır. İnsanlara iyi şeyleri, iyi işleri öğret. Oltayla balık avlamayı, sincap vurmayı, hayvan beslemeyi öğret, dedi. Sonra Kayrahan uzaklaştı. Ulu Kişi, Kayrahan'ın söylediklerini yaptı. Olta yaptı, balık avladı. Barutu buldu, sincap vurdu. Gün geldi, Ulu Kişi kendi kendine mırıldandı. Bugün bir yel gelip beni uçuracak, alıp götürecek. Bir yel geldi, Ulu Kişi'yi alıp götürdü. Bunun üzerine Ağaca Dağ insanlara, ''Kayrahan Ulu Kişi'yi yanına aldı. Artık onu bulamazsınız. Gün gelecek beni de yanına çağıracak. Nereye isterse oraya gideceğim. Öğrendiklerinizi unutmayın. Kayrahan böyle istedi.'' dedi. İnsanları kendi haline bırakıp o da gitti.